Biz neyi konuştuk dün? Nobel'deki tıp bilim ödüllerini, değil mi? Yani hayal kırıklığımızı dile getirdik. Uğur Şahin'le Özlem Türeci olmalıydı dedik. Ama olmadı. Ama şimdi bakın, fizik Nobel ödüllerinde bile bu küresel ısınma, iklim problemlerini ilgilendiren insanların yaptıkları çalışmalar ön plana çıktı. Bu yıl Nobel Fizik Ödülünü 3 bilim insanı paylaştı ve iklim krizinin etkileri resmen damga vurdu. Ödüller iklim değişikliği ile ilgili çalışmalara gitti. Nobel Fizik Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül bu sene Shukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi arasında paylaştırıldı. Üç isim koronavirüs tedbirleri kapsamında törene katılmadı. Fizik ödüllerine bu yıl damgasını vuransa iklim krizine yönelik çalışmalardı. Nobel Fizik Ödülü'nün bir yarısı Manabe ve Hasselmann arasında paylaştırıldı. Manabe'nin çalışmaları atmosferdeki karbondioksitin dünyanın yüzeyindeki sıcaklığı artırdığını göstermişti. Bu çalışma günümüzde kullanılan iklim modellerinin temelini oluşturuyor. Hasselmann da iklim ve hava durumu arasında bağlantı kuran bir modele imza atmıştı. Atmosferdeki ısı artışına insanların yaydığı karbondioksitin neden olduğunu bulmuştu. Hasselmann aynı zamanda Avrupa İklim Forumu kurucuları arasında yer almıştı. Ödülün diğer yarısı ise Parisi'ye verildi. Parisi, atomdan gezegen ölçeğine kadar fiziksel sistemlerde dalgalanmalar ve düzensizliğin etkileşimini keşfetmişti. Karmaşık sistemler teorisine katkıları sayesinde sadece fizikte değil, matematik, biyoloji ve nörobilim alanlarında da yeni keşiflere sebep olmuştu. İklim değişikliği insanlık için kocaman bir tehdit ve hükümetlerin kesin olarak acilen harekete geçmesi gerekli.